Hoş geldiniz. Sayın seyirciler, bu sabah güne deprem haberiyle başladık, uyandık. Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesiydi. Aslında 5,5 büyüklüğünde, yani orta şiddetli bir depremdi ama paniği büyük oldu. Bölgedeki yapılaşma nedeniyle hasar da bıraktı maalesef. Neyse ki can kaybı yok, tesellimiz bu. Ama yaralılarımız var. Denizli, merkez üssü Acıpayam olan 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem yerin 11 kilometre altında meydana geldi. Ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde 50 artçı sarsıntı daha yaşandı. Ben evdeydim hanımımla birlikte. Bir başladı bilmiyorum da herhalde bir 20 saniye sürdü galiba. Hı hı. Çok kuvvetli geldi. Bir anda ne olduğumuzu bilmedik. Dışarı çıktık. Güldür güldür geldi geçti. Çok kötüydü. Çok şiddetli hissedilen ve yaklaşık 20 saniye süren deprem Acıpayam'da paniğe yol açtı. Daha yatağa uzanır uzanmaz her taraf sallanmaya başladı. Yani orada yorganı örttüm üstüme, bir de yastık koydum kafama, yani bir şeyler düşmesin diye. Biz salladık içinden, nereye gelip gittiğimizi bilmedik. Ayşe'nin evi yıkılmış dediler. Kızımın oluyor buraya. Kızımın evi oluyor. Hemen ben nasıl geldim, Ayşe buradan kerpiçlerin içinden çıkarmış komşunun biri. Yeniköy'de Karahöyük, Uçarı, Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde bazı yıma binalar hasar gördü. Can kaybı yaşanmadı ancak yaralananlar var. Kiremiş düşmesi ya da balkona atlama şeklinde hafif yaralı 3 vatandaşımız var şu anda. Depremin en fazla etkilediği mahallelerden bir tanesi de Uçarı mahallesi. 120 hanelik mahallede 15 kerpiç ve ahşap ev harabeye dönmüş durumda. Deprem en çok çocukları korkuttu. O anlarda öğrenciler dersteydi. Acıpayam ve Serinhisar'da okullar tatil edildi. Acıpayam Devlet Hastanesi'nin de duvarlarında çatlak oluştu. Hastane boşaltıldı, hastalar da çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hastanenin duvarlarında oluşan hafif çatlaklar nedeniyle tedbiren hemen hastanenin bahçesinde bir sahra hastanesi kuruldu ve şu anda sağlık ekipleri olası acil vakalara müdahale edebilmek için gerekli ekipmanları yerleştiriyor. Yerin içindeydim. Dışarı atam derken kendi belime odun düşürdüm. Odun çarptı, oradan işte buraya geldik Allah'a şükür. Uzman ekipler hastanede hasar tespiti yaptı. Artçı sarsıntılar sürdüğü için hastaneye yatılı hasta kabul edilmeyecek.